Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yine bir parfüm tanıtacağım sizlere. Çok fazla sözü uzatmayacağım. Videoları daha kısa tutmaya çalışıyorum. Çünkü bazı arkadaşlar şikayet ediyorlar beni. Çünkü çok uzun konuşuyorum, çok uzun videoları tutuyorum. Tabii doğru, onlar da haklılar ama yani benim anlatacak şeyler var ve maalesef kısa videolara sırmıyor bu şeyler. Neyse, bugün birazcık kısa tutacağım. Sizlere anlatmak istediğim bir parfüm var. Eminim birçok kişi bu parfümü tanıyorsunuz ama tabii ki bilmeyenler de var. Bu parfüm Trussardi Donna. Bendeki en küçük olan 30 mililitrelik. Kutuda daha naylon bile çıkmamış. Açalım bunu. İçinde normal bir karton var. Beyaz kartonu gördüğünüz gibi. Ve içinde hazine var. Çıkartalım onu. Evet. Altında Banchikot yazıyor ve görüyor musunuz bilmiyorum. Kutuda aynı Banchikot yazıyor zaten. Kutuyu bir kenara koyalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu parfüm bence ya bahar için ya da yaz için, yani sıcak hava için parfümü. Çünkü bu parfüm biraz fresh, biraz da soğuk bir parfüm. Bazen yorumları okumuştum ve şöyle yazıyor. Çiçeksi bir koku, çok güzel bir koku ve kremalı tadı var bunda. Kremalı kokusu ya da süt kokusu ama ben de istedim. Bu yüzden istedim bu parfümü ama ben o krema, o sütü burada bulamadım. Hatta tam tersine bana bu çok soğuk bir parfüm gibi geldi. Kışında kullanamıyorum zaten. Kışında bayağı bir üşütür. Zaten soğuk. Bir de bunu kullandıkça daha da soğuk oluyor gibi. Öncelikle ben sizlere notları anlatmak istiyorum bu parfümün. Evet arkadaşlar, şimdi bu parfüm 2011'de piyasaya çıkan bir parfüm. Parfümcü Natalie Lorson. Öncelikle notları anlatmak istiyorum ama bu turunçgil parfüm beyaz çiçekli, tatlı, meyveli, ekşi ve yeşil. Şimdi notalara geçelim. Evet, üst notalar limon ve yuzu. Yuzu ne olduğunu ben bilmiyorum ama ayvaya benzeyen bir meyve sanırsam. Ve birazcık da meyveli notalar. Hangi meyveler? Burada söylemiyorlar. Sadece meyveli notalar diye yazılıyor. Orta notalar tabii ki burada çiçekler. Yasemin, sonra portakal çiçeği ve lotus. Ve bazı notalar sandal, patchouli, sedir ve vanilya. Vanilya olduğu bir parfümde vanilya olduğu zaman bu parfümü ısıtan bir etkisi olur. Yani vanilya ısıtıyor parfümü ama benim şişeye vanilya koymamışlar herhalde. Ben vanilya hiç hissetmiyorum. İlk sıktığımda ben bunu 5-10 dakika önce, yok 10 dakika önce yaklaşık sıktım parmağıma. İlk sıktığımda ağırlıklı olarak ben tabii ki limon hissettim. Limon ve patchouli. 5-10 dakika geçtikten sonra ortaya çok güzel, çok beyaz, çok temiz ve çok taze beyaz çiçekler çıkıyor. Yasemin ama çok yumuşak bir yasemin çıkıyor. Lotus çiçeği, lotus çiçeği ve portakal çiçeği.
Hepsi o kadar temiz ve o kadar beyaz ki. Ben şöyle farz ediyorum bunu kullanırken. Sanki ben giriyorum bir eve. Ama nasıl bir ev? Pembeyaz ve çok geniş bir oda. Çok beyaz oda. Camlar yere kadar. Ve her yer tertemiz ve çok beyaz. Yerde mermer, beyaz mermer. Ve büyük büyük vazolarda pembeyaz çiçekler duruyor. Ve aşırı temiz. Bu koku bana bunu hatırlatıyor. Bunu aklıma getiriyor. Kalıcılık konusuna gelince, evet, bu koku gayet kalıcı. Benim üzerinde, benim cildimde 4 saat yaklaşık duruyor. 4 saat ben onu net 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 hissediyorum. Yayılımı da iyi, yayılımı da çok güzel, yayılım çok harika yani, ama dediğim gibi taze, temiz, beyaz, narin, tam bir yaz kokusu yani, o kadar fresh ki, o kadar temiz ki, açıkçası ben bu kadar soğuk kokuları yani, soğuk bir temizlik var, soğuk bir tazeliği var. Bu kadar temiz kokuyu daha önce pek kullanmadım yani, bilmiyorum, bana ilk gelen bu. Şu anda ben çiçekleri hissediyorum, dediğim gibi çok yumuşak, hoş çiçekler ama soğuk çiçekler yani, sıcak çiçekler değil. Şimdi bu soğuk havalar için parfüm değil. Ama tabii ki eğer siz seviyorsanız kullanabilirsiniz. Sıcak havalar için parfüm, özellikle yaz için bir parfüm. Zaten bahardayız, artık yaz geliyor. Ve yazlık parfümleri almaya tam zamanı bence. Şimdi kim bu tarzdan kokuları seviyorsa tabii ki tavsiye ediyorum. Bu oldukça risksiz bir koku. Yani eğer bu tarzını seviyorsunuz, mutlaka siz de bunu seveceksiniz. Hoşunuza gidecek. Gerçekten değerli bir koku. Biraz da ben başka parfüme bunu benzetiyorum. Ama tam tabii ki benzemiyor. Hiç olmazsa onlar şey aynı. Nasıl desem, yönü aynı. Evet, yön aynı. Neye benzetiyorum ben bunu? Bakın, Bulgari Kristaline. Bunu da çok kişi tanıyorsunuz. Bu parfüme benzetiyorum ama bu parfüm Bulgari Trussardi'ye göre bu parfüm daha ılık bir parfüm. Bu çok daha soğuk. Evet, tabii benziyor. Benziyor ama bu daha ılık, daha sıcak bir koku. Yani kim Bulgari'yi çok seviyorsa, Bulgari Kristalini çok seviyorsa, o zaman Donna'yı çok rahat alabilirsiniz. Trussardi Donna. Bakın, benimkisi Eau de Parfum. Eau de Parfum olan. Yani şimdi Eau de Tuvalete ile kıyaslamayın, çünkü çok farklılar. Eau de Toilette daha hafif sanırsam. Bende yoktu ama yorumları okuduğuma göre Eau de Toilette çok daha hafif ve çok daha nasıl desem, bu daha yoğun. Gerçekten daha yoğun. O daha hafif ve birazcık da notalar farklı olabiliyor. Evet. Bilmiyorum, ben bunu beğeniyorum. Bu çok güzel bir koku. Çok hoşuma gidiyor ama çok çok temiz bir koku. Aşırı temiz, ferah, temizlik. Temizlik böyle tertemiz, ferah ferah. Çiçekler bu kadar çok çiçek var ki, hepsi beyaz, hepsi mis gibi kokuyor ve soğuk, ama soğuk çiçekler yani, böyle ılık çiçekler değil,
Gerçekten bembeyaz çiçekler, soğuk çiçekler. Yaz için bu parfüm bence çok iyi bir seçenek. Bütün yaş kategori için çok uygun. Dediğim gibi yani genç kızlardan başlayın ve sonu olmayan sonsuza gidebilir yani. Kim bu tarzı seviyorsa muhakkak denemeye tavsiye ediyorum. Sanırım siz bunu da beğeneceksiniz çünkü çoğu kadınlar bunu beğeniyorlar. Çünkü koku baskın değil ve hem iş yerine hem bir yere giderken, arkadaşlarla buluşurken, sinemaya giderken, AVM'lere giderken, bir restorana giderken her yere bu parfüm uyar diye düşünüyorum. Yaş sınırı yok. Seviyorsunuz eğer tabii ki kullanın. Dedim uzatmayacağım bu video ama birazcık yine uzattım. 11 dakika konuştum. Neyse. Benimle kaldığınız için çok teşekkür ediyorum. Abone olmanızı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı yazın. Sorular olursa lütfen sormaktan çekinmeyin. Benim hoşuma gider. Cevaplamaya çalışırım. Benimle kaldığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.